hac, umrede en çok kullanılan hediyeliklerin başında tespihler gelir. Bunlar çeşitli büyüklüklerine göre, kullanılan malzemeye göre çeşitli fiyatları, farklı ölçüleri var. Ama maalesef bunlar da bu yıl müşterilerini bekliyor. Kaliteli ile değiştirecek. Bunlar nesil bakın. Tamam, bunları 4 tane. Şimdi ben bunlar aynı. Şu biraz daha kalanları vardı. İşte bugün en az 40-50 tane satılan seccadeler camiye giderken yanımıza bir tane taşımak için veya bir değişiklik olsun diye almak için birer taneye düştü. Bu süreç ülkemize gelmesinden önce ilk önce uğrayan sektör belki de hac malzemeleri veya hac umre turizmiyle ilgilenen sektör içindi. Çünkü 27 Şubat'ta ülkemizde umre için yapılan tüm uçuşlar durduruldu Diyanet ve özel sektörler tarafından. Onun akabinde ülkemize umreciler geldi, karantinada kaldı. Hep birlikte bu süreci takip ettik. Akabinde 10 Mart'ta ülkemizde korona görülmesiyle birlikte bunun devamında da 16 Mart'ta biz merkezimizi ve şubemizi kapattık. Yeni normale geçinceye kadar 1 Haziran'a kadar aralıklarla böyle 1-2 saatlik açmanın dışında kapalıydık. Bununla birlikte 1 Haziran'da açıldığımızda tabii ki tüm ülkede olduğu gibi bizim için de hiçbir şey normal değildi. Süreç tamamen durmuştu. Bizim için Şubat umreleri, Mart umreleri ve sektörde önemli bir yer tutan Ramazan umreleri tamamen iptal olmuştu. Bununla birlikte hac olma olasılığı üzerinde duruluyordu. Ama dün aldığımız habere göre hac da iptal edildi. Dolayısıyla birbirine bir lokomotif gibi bağlayan bir sürü sektör, hac malzemeleri üzerinde bir sürü kalem çok ciddi anlamda hem üretici hem satıcı anlamında etkilendi. Yani böyle bir şey tabii ki beklemiyorduk. Tüm dünya gibi biz de beklemiyorduk. Ama şöyle bir şey var. Yani bir sürü sektör çok etkilendi. Tabii ki lokantacılar, işte okullar, servisler, şunlar bunlar. Bir sürü insan etkilendi ama yeni normalle birlikte en azından toparlanma sürecine veya ne yaparız sürecine girdiler. Ama biz açtığımızda hem olmayan umreler vardı ve hem de önümüzdeki birkaç ayımızı etkileyecek hac yoktu. Ve akabinde umrelerin ne zaman açılacağını, bunun ne zaman canlanacağı konusunda bir fikrimiz yok. Yani bu süreçte tabii ki devletimiz, yöneticilerimiz bir takım önlemler alıyor. Bunlardan faydalanmaya çalışıyoruz ama net bir şey olmadığı için maalesef ufkumuz karanlık ve sektör durma noktasında. Siz nasıl devam ediyorsunuz derseniz, biz mesela personelimizin yarısı şu anda ücretsiz izinde. Onun dışında işte hac malzemelerin ana aktörlerin dışında yardımcı şeyler, işte hediyelik eşyaları, Kur'an-ı Kerimler, tablolar, biblolar gibi bir takım küçük şeylerle en azından dükkanımızı kapatmamaya çalışıyoruz. Camiler biliyorsunuz. Daha önce ikindi ve öğle namazlarında ibadeti açılmıştı. Camilere şu anda seccadesiz gidilmiyor. Yani ufak da olsa can suyu niteliği taşımayan bir hareketlilik olabilir. Yani insanların seccadeye gereksinim duyabilirler ama bu çok yüzeysel bir şey. Yani şifai niyet bile taşımıyor, öyle söyleyebilirim. Çünkü bu ciddi... Biz bu işi toptancı olarak yapıyoruz ve ciddi sayılarda ciddi tüketimler söz konusuyken bugün neredeyse sıfırlandı. Bu süreçle birlikte biz şunu gördük ki ülkemizde 81 ilinde çeşitli büyüklüklerde şehrin büyüklüğüne ihtiyaca göre her şehirde veya birçok ilçede hac malzemecisi var. Ama bir hac malzemecilerin ortak dertlerini dile getirebilecek herhangi bir dernek, vakıf, federasyonumuz yok. Tabii ki her birimiz ticaret odalarına ve esnaf odalarına kayıtlı birer üyeyiz, birer işletmeyiz. Bununla birlikte sesimizi gür bir şekilde yöneticilere iletecek maalesef belli bir merci yok. Bireysel bir takım çalışmalarla bir takım yardım çağrılarında bulunabilir. Yani herhangi bir sesimizi duyurabilecek bir derneğimiz, bir federasyonumuz olsaydı bu süreç hem hac ve umre
turizmi yapan işletmeler adına veya bu noktada malzeme temin eden işletmeler adına süreç daha kolay olabilirdi veya dertlerini tek başına değil de topluca dile getirmek, topluca çözüm önerileri ulaşabilmek, hani istişarenin faydalarından yararlanabilmek adına çok daha güzel olurdu. Umarım buna sebep olur. Biz bireysel olarak şunu düşünüyoruz. Kendi öz sermayesi güçlü. Kurumlar buna dayanmaya çalışacak. İdare etmeye çalışacak. Çünkü onların da süreç içerisinde müşteri olmadığı gibi, yani hac umre devam etmediği gibi devam eden kiraları var. Devam eden personel ödemeleri var. Devam eden bazı giderleri, geçmişten gelen ödemeleri var. Bunları kendi öz sermayesiyle kurtarmaya çalışıyor insanlar. İnşallah geçecektir. Tez vakitte geçer. Umut ediyoruz. Ha, biliyorum. Kapandı. Ha, tamam, görüşürüz. Kişiye hacı olmaya giderken en az, yani en aşağı 30-40 tane şey alır. Seccade. O kadar tesbih, takke, koku, örtü, yüzük. Mesela bunlar falan, yüzükler falan hep 40'lı 50'lidir. Bu şık ve zarif takımlar. Dünyanın mineral değeri en yüksek kutsal suyu zemzemleri ikram etmek için. Bunlar zemzem takımları. Hac ve umrelerde en çok pantolonlu takımlar, diz altı, keten. Orada sizi rahat ettirebilecek, hareket kolaylığı sağlayabilecek, terlemenizde vücudunuzun tepkilerine çok tepki vermeyecek. Ama maalesef bu yıl bunlar hala müşterilerini bekliyor.